Ve şimdi yanımda Hidayet Türkoğlu var. Dünya çapında gururumuz. Ama bu gece şarkı söyleyecek. Heyecanlı mısın Hidayet? Ya inan ne söyleyeceğimi bilmiyorum ya. Kolum yorulacak. Sen tutabilir misin? Tabii ki. Teşekkür. Alıştırma olsun. Hoş geldin. Sen hoş geldin. Sen de şarkı söyleyecek misin? Ben yok. Söylememek için burada herkesi selamlayıp gönderiyorum. Çok güzel olur. Ne güzel olur. Beni de kurtarırsın. Eğer heyecanın biraz yatışırsa seni sahneye göndereceğim. Aslında ben burada heyecanlı değilim de. Ben onu ufaktan alayım. Oraya gidersen. Şöyle alayım ben onu. Heyecanı ve seni sahneye gönderiyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi kafaya dikkat. Vallahi bittik ya. Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Seni gören şifa bulur, gel de gönlüm şifa bulsun. Seni seven aşkı bulur, gel de gönlüm aşka doysun. Bravo! Bilirim. Muhteşem bir yorum. İnanılmaz ya. Alkışlar Hidayet Türkoğlu için. Ebru Hanım teşekkür ederim gerçekten. Ülkemizin gururu bizi kırmadı buraya geldi. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Evet. Acun ben öncelikle dinlemek istiyorum. Özür dileyecek bir şey yok. Biz senden özür diliyoruz seni bu hale soktuğumuz için. Ayrı bir şey de ben Ebru Hanım'dan özür dilemek istiyorum. Bu kadar kötü senin. Önündeki şeyi bile okuyamadım, kusura bakma. Ne demek olur böyle şey? Harikasın. Bir şey söyleyeyim mi? Bence çok iyiydi. Lütfen bir daha deme. Hayır ama bak seyirci ben buradan alıyorum seyirci. En çok sende eğlendiler ya. Ya teşekkür ederim. Bu şarkı bir tek Ebru Hanım'a lütfen. Beraber diyet mi? Bravo! Evet. Ebru! Evet. Son yılların en iddialı düeti. En büyük ses ve en büyük basketbolcu buluştu. Tamam. Peki, tamam. Hidayet'i kırmayalım. Ebru Gündeş bizim için bu şarkıyı söylesin. Ya gerçekten çok iyiydi abi. Bir yerde hafif kaydı. O da olur bak, o da olur. Bir yerde detone oldun bak, bir yerde. Hayır, ben daha önce böyle bir yorum dinlemedim. İnanılmaz farklıydı yani. Ha ha ha.
Hocam benim mikrofonlar çalışmıyor. Meğer problem mikrofondaymış. Aslında Hidayet söylüyordu. Evet. Mikrofonun sesini kısmışlar. Evet. İnanılmaz. Hidayet sesinin tonu kime benziyor biliyor musun konuşma şeklini? Rahmetli Müslüm Gürses'e benziyor. Ama niye bizi gömdün şu an? Hayır vallahi bak. Allah rahmet eylesin. Ses ton ton konuşurken ben bir kere... Zaten sizinle ayrı bir problemimiz var ha ben söyleyeyim. Acun Bey. Evet. Acun Bey diyorum samimiyetten dolayı. Bu arada siz bilmezsiniz. Hidayet NBA'ye ilk gittiği sene Sacramento Kings'e gitti biliyorsunuz. Biz o sene kardeşimle beraberdik orada. Ben de kendisi ziyaret ettim. Bizi çok iyi ağırladı sağ olsun. Sağ olun. Maçına gittik. O gururu yaşadık. O dönem daha ilk senemdi. Evet. Ben de beklemiyordum. Sen de beklemiyordun herhalde. Neyi? Böyle bir kariyeri bekliyor muydun böyle bir kariyeri? Böyle bir kariyeri. Bekliyordum ben canım aşkım. Hocam başına mı gittik oralara gözünü seveyim? Hayır bir şey söyleyeyim mi? NBA'in gelmiş geçmiş en iyi 100 basketbolcusuna baktım geçen. Onlardan biri olarak geçmişsin ki bir ülkemiz için büyük bir gurur. Bravo, her zaman da her zaman gururlanıyorum. Bravo, teşekkür ederim. Yani Orlando Magic'teki yıllarında o kritik anlarda bir tane üçlüm var. Karşında adamla bakışıyorsunuz. Sonra maçı alıyorsun filan. Yani bunların hepsine o dönemde... Çok var onlardan, söyleyeyim ben. Hayır, bizi çok uykusuz bıraktı bu arada. Çok özür dilerim. Hadi sen nasıl memnun bak. Hidayet, sen bana oradan... Geçirdikçe... Hadise orada bak, bak. Vallahi inanın ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Affedersiniz, içine yapmak dedikleri bu olsa gerek. Kusura bakmayın, böyle konuşuyorum ama... Hayatımda bakın ya, 25 senedir sporcuyum, 15 senedir profesyonelimde Amerika'da oynarım. Acun abin dediği gibi yani bütün sorumlulukları aldım, her şeyi yaptım ama... Abi şuraya gelene kadar kalbim çıktı yerinden. Yemin ederim zaten buraya çıktığım zaman önümdeki şeyi okuyamadım ya. İşte tek şey, çocuklar biraz... ama işte dediğim gibi... Verdiğiniz sözleri bazen kıramıyorsunuz. Sözü senettir sağ olsun. Verdik bir kere, o yüzden buradayız. Bir şey de kötü mü oldu? Beraber olduk şurada ya. Abi çok eğlendik. Şarkı ayırdı. İşin benim ayrıntısı. Şarkı bölümümü çıkar, harikayız. Bak. Bak, herkese sor. Şarkı bölümünü çıkar, harikayız. Ben de sana bak, burada yazıyorum. İnternette en çok senin şarkıyı tıklayacaklar. Bravo. Evet. O kesin canım da artık. Hayır, karakteri vardı. Altına yazacaklarını da tahmin edebiliyorum şimdi de. Ama karakteri vardı gerçekten performansı. Avcı... Diyor ki, göle maya çalarsan tutar diyor. Teyzeciğim, bu yaştan sonra olur muyum diyorsun? Olur, neden olmasın? Yaşayın şeyi yok. Yaşa engel yok. Benden olmaz, vallahi olmaz. Nasreddin Hoca demiş ki, denize maya çalmış. Ya tutarsa demiş. Boş ver bunu da, ben becerebilirim ya. Ya biz kadına bayılıyoruz. Allah Allah ya. Tebrik ederim, tebrik ederim. Bu arada Naciye teyzeyi hatırlayan hatırlar. Evet. Hatırlamayanlar için. Hatırlayanlar var tabi. Var mısın yok musun da sevgili Mevlüt'ün annesi. Evet. Gözümü açtım sağ olsun Sarı Acun'umun şeyinde var mısın da yok musun da kendimi buldum. Çok teşekkür ederim. Çok iyi oğlum ya. Var mısın yok musun da kadar normal bir kadındı Naciye teyze. O günden sonra böyle vallahi oldu işte. İş adamı oldum, iş adamı. İş adamı. Yani ikna et diyor. İkna et diyor, evet. Evet. İki tane alternatif var. Peki. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Pardon, herkesten özür diliyorum. Şu iki arkadaştan bir şey rica edeceğim. Evet. Bir dakika daha bir şey söyleyeyim. Ne geliyor? Bomba geliyor, bomba geliyor. Hayır, hayır.
Abi bak 2001'de bir şarkı çıkardılar. Sene oldu 2016. Siz yazdırdınız onu. Hadi canım. Ciddi söylüyorum bak. Abi. Abicim bak sokakta bile artık bak belirler şey yapıyorlar. Aa dev adama bak. Yalan mı? Oğlum tamam da değiştir artık 2016'ya gel. Bu arada. Oğlum 15 senedir dev adam diye insanlar şey olduk. Dev adam ben sana şöyle söyleyeyim şarkıyı yazarken. Ah dev adam diye perişan oldum. Şarkıyı yazarken. Başka şarkı mı yok kardeşim? Kafada bir şey canlanıyor, bir vizyon, bir görüntü. Nasıl yazdınız o şarkıyı? Abi gece 2'ydi. 2-2,5 suları. Aklınıza hidayet mi geldi? Ya abi, o... Rüyasına girmişim bundan. O hareketler, basketbol, top... Göstersene be Allah'ın seversen. Rüya akşam nasıl gösterdim şimdi bir göster. Ayıp olur şimdi. Dizlerim... Ya bana gülüyordun şarkı söylerken. Dizlerim çok kötü. Bravo! Bravo! Basket topu getirin. Basket topu getirin. Abi dizi ya bilemem. Basket topu çek. Bir şey söyleyeceğim. Çok, oğlum dizden mikrofonu... alın. Top çektireceksin. Dizden alın. Bu arada Gökhan. Saçmalama. Hadi hayırlı olsun. Abi saçmalama. Prodüksiyonda sınır yok. Hadi bir reverse yapın. İşte Gökhan. Ben ülkemizi şimdi... temsil edemedi. Ama önemli bir yetenek. Sekmiyor burası. Yoksa her şeyi yaparım. Sekmiyor ya. Ama var bilek var. Ama yok sekmiyor. Hidayet bir bilek var bunda. Yeterek var. Ama sekmiyor. Baksana abi yere vuruyorum düşüyor. Şimdi. Zemin getirin. Bir dakika hareketi görmüyorsun ya. Ben bunu yapamıyorum ha. Ciddi misin? Hiç. Hiç. Ya Hidayet'le biz yan yana nasıl duruyoruz? Nokta ile virgül gibi. Ben yalnız... ya bir şey söyleyeceğim. Onlar bizim için çok değerliler ya. Ben hakikaten her baktığımda, her gördüğümde içim böyle bir şey acayip oluyorum ya. Çok hakikaten iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki hep olun inşallah. İnşallah. Tarık hocam. Potamız yok Gökhan. Bir şey oldu mu? At topu geri atacağım. Çekil. Gökhan bak benim özelliğim senin atabileninim. Vay. Bravo. İşte çok uzak oldu basketbol topu. Bravo. Evet 1'den 9'a kadar puan veriyoruz Hidayet'in performansına. 1'den 9'a kadar. Birazdan seçim yapacak. Ya Murat ya Ebru birini seçecek. Ve belki de yarışmadan eleyecek. Evet Hidayet çok iyi düşünmen lazım. Çünkü takımına girdiğin yarışmayı kaybedebilir. Ben razıyım. O kesin. Çok iyi düşün. Başımızın üstünde. Biz razıyız. Bravo. Biz razıyız. Bravo. Problem yok. Biz razıyız. Evet Hidayet şimdi önce sebebi sonra da kararını bekliyoruz. Sebebi... Murat mı, Ebru mu? Onlara sormak gerekir. Şu yetenek bir şey gördülerse... ben Ebru Hanım'ı seçiyorum. Ebru Gündeş'in takımına giriyor Hidayet Türkoğlu. Hiç özür dileyeceğinizde bir şey yok.